Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rokugan'ı Sarmalayan Gölgeler isimli oyunumuzun yeni bir bölümüyle birlikte olacağız. Evet, ben sözü hemen artık tüm özetleri geçen Shiba Kanarutsu'ya İşi işte bırakıyorum. bir Evet. yıktı. Rahatlatan. Olsun. Olsun olsun. Canı sağ olsun. Ben çok şey yapıyorum zaten, yeni tekrar ediyorum. Problem değil, anlatırım. Geçen oyun ne oldu? Benim taint'imi temizlemeye tekrar çalıştık. Ve bu konuda başarılı olduk. Ben bir takım taint yüzünden ekstra zihnimi bulandıran görüler gördüm. Bunun dışında Dengunetsu kendi klanında daha fazla bir takdir görmeye, daha fazla bir sevilmeye başladı. Ona bir hediye verildi. Çok yoruldun, çok şey yaptın falan diye. Takura bu taint'i düzeltme işleminden önce işte nasıl daha fazla yardımcı olabilirim diye düşünerek daha fazla empati kurmaya çalıştı. Ryuki gitti, kendi klanından hem zırh aldı, hem Hiruba ile bir takım sohbetler etti, hem de kendi klan şampiyonuna yaşadığı ve yaşanan olaylardan bahsetti. Kendisine Batı Rüzgarı'nın zırhı verildi. Hepimiz en son Dengunetsu, Kanarutsu ve Takura olmak üzere Yengeç Kampı klanındaydık. Ben de en son bayılmıştım. Bu olayı gören Şeyin, Kuniyori'nin Kuniyori'nin asistanı asistanı yani. Kamiler aşkına diyerek bir bağırmıştı. Orada bitirmiştik. Aynen. Ve inanmadılar. İnanmadılar. Ben dedim yaparım. Bu şeyde bırakmıştık işte en son bu kamera aşkına dedikten sonra. Hı, ben söyle. Dengunetsu'da en son yeşim İşte taşı dedim. arıyordu. Kalan işleri onları en son tamamlayacağım ama şunu yapayım önce bir. Bir de şey Oğuz abiye bir şey aktaracağım. Bu Kuniyon'un asistanı hızlı bir şekilde eğilip Kanarutsu'nun yanına geliyor. Ama dokunmuyor hala. Emin değil belli ki. Yani ne yaptığını bilmiyor. Bir şey yaptığını fark etti şu noktada ama yani. Eğilip bir bakıyor böyle bir kolunu falan bir şey yapıyor. İşte kolundaki Şeyle bir çekiyordur böyle. tahminince bir şeyi var. Küçük bir nasıl desem güzel Topa. yapılmış bir sopası var. Onu da bir kaldırıp bakıyor bir koluna falan filan. İşte boynunu işte kafanı biraz çeviriyor. Şöyle bakınıyor bir. Kafasını kaldırıp sana doğru bakıyor Takura. İzninizle ben Kuniyori Sama'yı çağıracağım buraya diyor. Kendisinin de bunu görmesi iyi olur. Tabii ki yani kızmasın ama hani denemeyin demişti ya en son. Şu noktada kızacağını düşünmüyorum diyor. Koştura koştura gidiyor. Ben şey Kanarutsu'yu kendine getiriyorum. Su falan döküyorum. Yani ne yapılır bilmediğim için. Bak TNT temizlerim. Ama bayılmış insana ne yapacağımı bilmiyorum yani. O derece. Medicine sıfır yani, tamam mı? Şöyle iki tokat atıyorum. Kanarutsu. Alo Kanarutsu. İyi misin? Ne durumdayım? Bayılmıştım çünkü. Sen kalkacak durumda değilsin şu an. Okey. Dinlen Ya sen şey dinlen. yapıyorsun bir, yani nefes alıp verdiğini fark ediyorsun Takura. Ama Kanarutsu'dan çıt çıkmıyor şu an Tamam, yani. su içiriyorum. Zaten duymuyordu. Sağır da ettik. Hem Bir de sağır hem boğun. dilsizsin. Hem sağır hem dilsiz. Tamam işte ya. Yaşar. Yaşar böyle. Neyse Dengunetsu sen de odadaydın bunlar olurken. Takura'nın bunca şey dediğini biliyordun. Yani tam olarak inanmadığın sana kalmış Takura. Ya ben taint'i kaldıracağım, taint'i kaldıracağım deyip deyip. Ama kaldırmış gibi duruyor. Böyle. Umuyordum. Yani görmediğim için bir şey diyemiyorum ama tabii. Ama böyle bir şey diyorsa yapabileceğini Artık gördün. umut ediyordum, evet. Ha. Evet, artık görsel, fiziksel bir kanıtın da var elinde. Senin buna tepkin ne bu haberlere? Sen ne yapmak istiyorsun? Valla Takura süper bir şey bu ya. Yani gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Yani birçok sorunun üstesinden gelecek bir şey bu yani. Ya bu tabii bunun eğitimini verebilirsen ya verebiliyorsan ya da bilmiyorum yani böyle bir şeyi aktarabiliyorsan. Yani aktaramıyorsan bile yani eğitimini aktaramıyorsan bile belki kendi içindeki bir güçtür bu. Belki senin çocuklarını geçecek ve ailenizin bir bu konuda bir adı olacak diye düşünüyorum. Güzel bir şey bu. Bunları Rokugan için çok iyi bir şey. zaman gösterecek ama Evet. umarım bütün Rokugan'ın işine yarar bu ritüel.
Artık ritüel bu değil mi? Yani bunu ritüel olarak adlandırabiliriz değil mi? Yoksa teknik başka bir... olur. Ritüel diyebilirsin. Sıkıntı değil. Nasıl desem? Böyle lanet falan gibi kelimeler kullanmadığın sürece çoğu kişinin sana karşı çıkacağını düşünmüyorum. Zaten tekniği uygulayan kişi sensin yani. Tamam. Hani sen isimlendirebilirsin şu noktada. Ama sen şunu biraz hissediyorsun. Sen ya bunu herkesin yapıp yapamayacağından emin değilsin. Ama sen bu anlayışa şeyde vardın. Nakakuro'nun tapınağında vardın. Tapınakla mı alakalı, kişisel mi alakalı? Daha kimseye bunu öğretmeyi denemedin. O yüzden nasıl bir sonuç çıkabileceğini, ne yapacağını çok net bir şekilde bilmiyorsun. Yani zaman gösterecek. Aynen öyle. O noktada içeri siz biraz kendi aranızda konuşuyorsunuz tabii. Dışarıda zaten bir çatır şutur sesler geliyor. Hani yürüme bir telaşlı bir şeyler falan filan. Kuniyori'nin içeri hızlı adımlarla girdiğini görüyorsunuz. Takura ve Dengunetsu size bakmıyor bile. Direkt Kanarutsu'nun şeyine gidiyor. Artık işte baygın bedenine doğru gidiyor. Ben elip selam veriyorum içeri böyle. Ben de selam veriyorum. Bir adım da geri çekiyorum. Onu tüm odağını şu an Kanarutsu'da olduğunu fark ediyorsun. Gidiyor. Şu noktada şey yapıyor artık. Çok umurunda bile değilmişçesine sanki. Böyle bir anda şey o kolundaki kumaşı işte şey işte kıyafeti varsa işte kolunda uzun kollu bir şey. Çat diye çekiyor geri. Bakıyor böyle omzundaki işte o işte kıyafetini şöyle biraz açıyor. Bakıyor. Sonra şaşırmış bir şekilde işte arkasındaki asistanda bir iki bir şey söylüyor. Şunu işte şunu not al işte şey teint izleri kaldırılmış damarları işte eski haline gelmiş falan filan gibi işte notlar aldırıyor kendisi de. Ondan sonra söylediklerini söyledikten sonra böyle şey yapıyor işte iki parmağını işte boynundaki damarları doğru tutuyor işte nabzını kontrol ediyor falan filan böyle. Bir 5-6 dakika falan bayağı doktorluk yapıyor aslında. Muayene ediyor beni. Muayene ediyor ve hani şey değil, kötü de değil aslında. Ama tabii aranızda muayeneden anlayan kimse olmadığı için sadece şey gibi, işini bilen birisiymiş gibi davranıyor. Ne kadar iyi olduğunu bilemiyorsun. Ben izliyorum bayılan adama nasıl davranılır diye. Tokat atılmıyor muyum? En son şey yapıyor işte bu muayene işleri işte arkasındaki asistanına diyor işte şunu not al falan filan diye böyle çok hızlı ve şey şekilde. En son bütün bunlar bittikten sonra ayağa kalkıyor bir hafif şey yapmış terlemiş koşturmaktan falan. Siz hala işte biraz uzakta oturuyorsunuz sana biraz yaklaşıyor. Senin böyle bir sana böyle bir baş selamı veriyor önce Takura. Hı hı. Yaptığın şey gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şey diyor. Sen o sırada göz göze geliyorsun adamla ama adam o sırada senin şeyi böyle hani yüz hatlarını, senin damarlarına falan hani seni de muayene ediyormuş gibi böyle gözle ama. Hani fiziksel olarak değil hani bu adamda bir şey mi var da bunu yapabiliyor falan gibi. Çok bir şey bulamıyor ama hani böyle seni bir rahatsız edici derecede böyle bir gözle bir inceliyor. Hani nasıl bir şeyi var işin diye böyle bir hani iş bu işin nasıl bir bit yeniği var ne oluyor ne ediliyor falan çok hala tamı tamına böyle inanabilmiş gibi değil tam. Sonra en son pes ediyor ve işte o sırada tabii seninle hafif sohbet yapıyor işte Takura-san senin bu yaptığın işte imparatorluğumuz için aslında çok büyük bir şey önü eşi benzeri görülmemiş bir şey derken işte seni öyle gözle muayene ediyor. En son şey diyor. Peki siz bu becerileri nereden aldığınızı söylemiştiniz? Kim öğretmişti bunu size? Bu benim geliştirdiğim bir yetenek. Kendi geliştirdiğiniz. Peki neyden ilham aldınız böyle bir şey geliştirmek için? Yok. Tanrılar mı sizi kutsadı yoksa? Beş elementin ustası. Beş elementin ustası diye geçiyor değil mi o? Nakakura evet. Evet. Nakakura Sama'nın düzenlediği bir sınavda başarılı geçtikten sonra bir aydınlanma diyebiliriz. Orada yaşadığım bir tecrübe bana neden
Paint'in nasıl ulaşabileceği yönünde bir ilham verdi. Paint'in sadece bedenen değil, ruhen ele geçirdiğini düşünmeye başladım insanları. Ruhu temizlersek, bedenin de ruhun bir parçası ve büyük bir bölümünü oluşturduğu için bedenin de temizlenebileceğini düşündüm. Ve senin dediklerini bu arada bir kişi yandı şey gibi. Her dediğin kelimeyi not alıyor şu an. Ve sonunda bunun olabileceğini, sağ olsun arkadaşım böyle azim bir şeyle karşılaşmasaydı belki de başaramayacaktık ama. Tabii her şerde bir hayır var derler. Evet. Ama şimdi benim anlamaya çalıştığım şey şu. Sen peki insanların ruhları üzerinde nasıl böyle bir manipülasyon uygulayabiliyorsun? Yani onların ruhlarını nasıl görebiliyorsun bir insanın? Çünkü bir insanın ruhunu görebilmek aslında çok büyük bir başarı. Şimdi birisi taintliyse onun ruhunu görüp yani gizli bir mausukayı bile olsa ortaya çıkarırsın ne olduğunu. Şimdi tabii şöyle. Bunu ne kadar hızlı yapabiliyorsun? Mesela şu an benim ruhumu görebiliyor musun? Gibi şeyler de soruyor ama. Ben anlatıyorum. Bu ritüel için meditasyon yapmanız gerekiyor. Meditasyonla karşıdaki kişinin ruhuna ulaşabiliyorum. Her tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla her neydi bu? Paint. Farklı özellikler gösteriyor. Bazıları çok saldırgan oluyor. Bazıları sakin sessizce ilerlemeye çalışıyor. Ama şöyle düşünün. İnsan ruhu bir su damlası gibi gözüküyor genelde. Bir bozulma veya bir şey yoksa, başka bir ruhani etki yoksa. Bu bembeyaz şeyin içinde siyah damarlar, damarlara yayılmaya çalışan katran gibi bir sıvı gibi tanımlayabilirim bunu size. Bu ilerlemeye çalışıyor. Sizin ruhunuz bununla savaşıyor ama sonunda demek ki bütün şeylerde bu kazanıyor ki, ya da insanlar o zamana kadar daha ruhlarını, yani meditasyonla belki de bunun yenilebileceğini daha ilk defa keşfediyoruz. İnsan kendi ruhuna ulaşırsa belki de def edebilir bu varlığı. Yani keşişlerin çok mistik yöntemler kullanarak teyinti bir şekilde yavaşlattığını ya da durdurduğunu duymuştum. Ama böyle bir şey ilk kez duyuyorum. Tabii Yüce Usta Nakakuro'nun neler öğreteceği konusunda ben kesin bilgilere sahip değilim. Kendisinden eğitim alma ya da kendisiyle konuşma şansına daha eremedim ama ne yaptığınızı, ne ettiğinizi bir kağıda bir şeye yazarsanız biz bunun üstüne daha araştırma yapmak isteriz. Bunu dedikten sonra şey diyor, özür dilerim. Ne yaptığını, ne ettiğini lütfen yazarsanız diyor. Yani rica ediyor senden artık. Hani şey gibi düşün. Bu adam normalde senden üst olması gereken birisi ama senden rica ediyor şu an gerçekten. Daha da şey yapabilmek için. Çok hani olmadım. Bunu istiyor adam gerçekten. Hani bunun için sana hani başını eğmeye hazır bir yere kadar. Bu bir isteğinizi için. Seve seve yerine getiririm. Lakin yaklaşıyorum yanına. Kulağına böyle hani iyice kulağına yaklaşıyorum. Bu bilgiyi yazdıktan sonra size teslim edeceğim. Beni yanlış anlamayın. Çünkü kendi yazdığım mektup bile değiştirilebiliyorsa bunların değiştirilip kötü amaçlara kullanılmasını istemem. Senin şey bu herhalde bilgiyi verme niyetinden ötürü mutlu olsa ki bir gülüyor, bir sırıtıyor biraz. Hı-hı. Hani bir oldu falan, hani alacağım bu bilgiyi oley be falan oluyor biraz içinden gibi duruyor. O bilgiyi benim dışında kimsenin görmeyeceğinden emin olabilirsin. Meğerse mektubu o değiştirmiş. O değiştirdiyse zaten onun yani. Kardeş ruhuna taint bulaştırırım bak. Tamam mı? Beni dele etmeyin. Çıkarım şeyde mi? Dur nereye atmıştım lan ben onu deyip böyle. Ha yani. Bulurum. Al kardeşim sen şununla uğraş diye böyle. Neyse. Ne demiştik? Çok mutlu oluyor bu şeyden. Hani senin verim bu bilgileri paylaşma niyetinden ötürü. Büyük ihtimalle içten içe şeyden korkuyor gibi hissediyorsun. Ya bu adam böyle hem simya hem büyü konusunda ve hani simya derken bizim modern
ilaç diyeceğimiz kadar değil ama en azından modern doktorluğa biraz niyeti var. Hani biraz kimyaya, simyaya. Hem de büyüyle biraz hani ilgisi var gibi. Hani o ikisini birleştirmeye, evet, harmanlamaya çalışıyor. Çünkü zaten biliyorsunuz yengeç klanı biraz daha pratik bir klan. Hı. Ben yazacağım. Yani. Ha. Tamam. Sana bir parşömen ayarlayacaklarını söylüyor kendisi bizzat. Kendisinin getirdiği parşömenin üzerine yazmanı istiyor. Diğer bu parşömenin üzerinde oynama yapılamayacağını söylüyor. Tamam, süper. Ben Bu bilgiyi çok önemsediğini fark ediyorsun. Hı-hı. Ve bunun için sana hani özellikle büyülü bir parşömen, büyüyle efsunlanmış bir parşömen getirteceğini söylüyor. Ona yanında gelen özel kalemle yazmanı istiyor hatta, hani o kadar şey. Parşömen kendisi efsun olduğu için kalemi de öyle. Set halinde. Hiç sorun değil. Benim şimdi bunun nasıl yapıldığını, mantığını ve şeyini anlatacağım. Aşama tamam. Aşama. Aynen. Senden şey istiyor. Aşama aşama, yani ne aşamalardan gidiyorsun, ne malzemeleri topluyorsun, ne yapıyorsun, aklından ne geçiyor gibi şeyler işte. Seni biraz şey, Kuniyor o konuda sana şey diyor, hani daha önce teknik kağıda geçirdiniz mi bilmiyorum ama işte şu biraz hani giriş, teknik yazma 101 veriyor sana orada çok kısa, tamam, bir. Hani tüyo veriyor 2-3 tane. Çok hevesli gibi duruyor. Ama yani bu konuda sana yardımcı olma konusunda kesinlikle şey, açık. Ve bu noktada şeyi de hissedebiliyorsun. Yani bu yardımından ötürü ileride bir sıkıntın olursa Kuniyori'den bir şeyler isteyebilirsin tahminince. Bu noktada biraz sana şey, biraz borçlu kalıyor bir bilgiden ötürü. Tamamdır. Ya ben onu öyle kullanmam da hiçbir zaman hani. Olur da ihtiyacın olur abi. Aklında bulunur. Çok zor durumda kalırsa. Kenara yaz. Yazayım. Şey defterini tut sen yine de. Borç defteri. Borç defterini tut. Veresiye. Kullanma. Aynen. Peşin alan veresiye veren olursun sonra. Dengunetsu. Şimdi şeye gelelim. Bundan sonra sen eğer bir şey katmıyorsan, bir şey demiyorsan, sen bu arada şey yapıyorsun yani. Kunilerin, dayımıyorsunun, Takur'un bu tekniğine bu kadar şey yapmasını falan filan. Takur'a biraz sen de ister istemez içinden biraz gurur duyuyorsundur. Onun dışarısında eğer senin ekleyeceğin bir şey yoksa bu sahneyi burada kapatıyorum. Yok. Yok yani. Ben oturup yazacağım. Tamam. Kanarutsu'nun kendine gelmesini bekleyeceğiz işte. Kendine geldiği zaman da çıkarım ben. Artık şeye gideceğim. Erdem abi, senin yapacağın, edeceğin, diyeceğin şey var mı? Kuniyori'nin kendisi burada. Mutlu gözüküyor. Hani insanlar genellikle mutluyken biraz daha şey yapar. Evet. Fırsat burada, fırsattayken. Ya efendim, bu şeyime de fandip bir şey diyormuşum böyle şey. Bir çay seti alabilir miyim? İstiyorsan fazladan ya bir şu şey. Taint neredeydi şu taint? Neredeydi şu taint diye alıp çat diye vuruyor bir daha. Tabii canım, ama meditasyonu baştan yapman lazım. Taint de adam dövüyorum değil mi? Şak şak. Şey, saygılar efendim. Biliyorsunuz şeyimiz devam ediyor hala. Yolculuklarımız devam ediyor ve savaş da devam ediyor. Hı. Bizim takımda bir belki lütuf, belki bir lanet bilinmez. Ama genelde gölge diğer yaratıkları ya da maho büyücüleri gibi sen şeylerle, kişilerle çok fazla karşılaşıyoruz. Ve bu sırada bütün yeşim taşlarını da tükettik. Hmm. Bu konuda bize elinize fazla varsa destek olma şansı var mı? Yani şu anda kampın ya da siz. Tamam, şimdi ben senden courtesy. Water mı? Valla checking'e utangaç konuşuyorum. Burada. Size ne geldi? Size nasıl geldi? Ben water gibi düşündüm ya. Ben de water gibi düşündüm başta, evet, ama earth de olabilir diye şimdi bir şey demeyeyim. Tamam, Curtis'e water gönder. Zorluğun 2, her 2 bonus başarın için çok daha fazla şey alacak. Etki alacaksın bundan. Daha bir inandırıcı olacaksın. Zorluğun 2 olmasının sebebi de şeyin şu anki hali. Kuniyori'nin şu anki hali. Normalde bunun zorluğu 2 değil. Tamam. 2 başarım var zaten. 2 yani, de fırsat aldım. Sizin hepinize adam başına birer tane yeşim ayarlayacağını söylüyor. Takura ve işte şeye, Kanarutsu'ya buradayken teslim edilecek. Sen istiyorsan kendininkini şimdi alabilirsin ya da hepsini sen alabilirsin herkes için. Hani yeşim. Bir parmak boyutunda bir yeşim. Hı hı. Hepinize vereceğini söylüyor. Şey diyor. Hani bu tekniği bize getiren kişiler için, hani biz de şimdi yakında savaşa gidecek olduğumuz için hepsini veremeyiz. Çok fazla veremeyiz. Ama hani kendi askerlerimize vereceğimiz kadarını tabii ki de siz fazlasıyla hak ettiniz diyor.
Hani keşke başka bir durum olsa da bütün yeşim rezervlerimizi versek diye falan, hadi bir şey yapıyor. Latife ediyor tabii ki. Hepsini vermeyeceklerinden anlıyorsunuz ama hani orada sen, yani latife ediyor hani, olsa da hepsini versek manasında. Siz gelmeseydiniz ben gelecektim. Orada şey yani. Şu an Collier'den bir şey istemenin mükemmel zamanı yani, o yüzden onu fark ediyorsun. Sen de zaten o fırsatı hemen yakalıyorsun. Normalde bunu yani Collier'den istemen çok daha zor olur gibi hissediyorum. Ama hepinize birer parça yeşim ayarlanacağını söylüyor. Ryuki için de. Şey diyor hatta, bize bu tekniği getiren şeylerin, savaşçıların tehditlenmesini istemeyiz. Onun dışarısında evet, bu kadar. Sahneyi kapatıyorum. Yorgunluk, stres, yaralayın. Ben de dahil miyim buna? Dahilsin. Okey. Sen de zaten sahne sonunda kalkıyorsun artık. Tabii. Falan diye hani. Sen sadece Kunyori ile burada bulunup görüşme fırsatı yakalamadın. Zaten konuştuğunu duyamazdım, o yüzden çok problem yok. Aynen öyle. Ben Ryuki'ninkileri indireyim. Sizinle aynı şeyde olmasa bile hani onunki de iniyor. Ama çok katı davranmayacağım. Şimdi. Tamam. İki fırsatım vardı. Onu kullanıyorum. Okey. Water'da. Bu boş zaman aktivitesi sayılır değil mi bu? Ya, sosyal zar gibi sayarım ben bunu ama. Sosyal. Senin aklından ne geçiyor? Söyle bakalım. Uygun görürsün. Doğru, bu sosyal sayı. Doğru. Çünkü bütün gününü ayırmıyorsun. Yani bütün o boş vaktini ayırmıyorsun. Tamam o zaman. Yani evet. Buradan direkt çıkabilirsiniz. Ama diyorsan ki ben buradan çıktıktan sonra biraz daha hani takılıp etrafta şey yapmışımdır. O zaman bir yere kadar kabul edebilirim. Ama biraz vaktini yak tabii. Sen niyetini söylersen yardımcı olurum. Ya boş zaman aktivitesini yaparken kendi yeni bir arkadaş edin. Okey, nasıl birisiyle? Sen şunu düşün. Nasıl bir karakterle denk geldiğini sen düşün. Yengeç klanından, yani Hiruma mı, Hida mı, işte atıyorum Kayu mu, bu arkadaş nasıl şey, ha Kuni zor ama olur yine. Hani Kuni ile çok kanki olmazsın büyük ihtimalle. Kuniler çok öyle insanlar değil. Nasıl bir arkadaş, sen şey düşün. Bu arkadaşlıktan neyi amaçladığını onun üzerinde arkadaşlığı kur. Sana geri geleceğim. Sen o sırada onu düşün çünkü o sırada diğer ikisini oynatın. Tamam. Şimdi nerede kaldık? Takura. Efendim. Sen oradan çıkıyorsun dışarı. Hepinize yeşim şeyler ayarlanıyor. Tamam. Seninki diğerlerine göre sanki biraz daha özel duruyor. Şey değil, yeşimin kendisi değil. Yani etrafı biraz daha şeyli, böyle bezeli bir şeyli. Aynen. Şeyinde işte boynuna astığın boyunlukta şey falan var. Küçük işte değerli taşlar, şunlar bunlar. İşte üstünde şey var böyle hafif. Üzerinde ne denir işte saflık yazan, işte koruma yazan böyle küçük değerli taşlar var böyle üstüne işlenmiş böyle şeyler, heceler. Sana güzel özel bir şey getirmiş. Teşekkür evet. Edip işte ilk önce reddedip sonra teşekkür edip alıyoruz. Klasik. Samuray. Sonra aa, yok ben atımızla atla mı gelmiştik biz buraya? En son at mat yoktu değil mi? Yoktu. Atla geldiniz. Zenginet'e atla geldi. Şiruba taşıdı. Kanarutsu'nun bir tane atı vardı. Aynen, benim bir atım var. Ha, hepinizin bir atı yoktu. Evet. Şu an ikinizin atı yok. Ben biraz o işi çözmeye çalışacağım. Böyle hani turna kampına gideceğim. Gidene kadar bir at geri gönderilmek şartıyla. Sana ayarlarlar at. Şöyle diyeyim. Sana şey bir at ayarlarlar. Buradan turna kampına götürecek kadar böyle yarış atı ya da savaş atı yok, falan yok. Değil kesinlikle. Aynen, bir... Hani tıkı 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 giden bir at gönderecekler sana. Hani ayağını yerden kaldırıyor. Tamam, yeter abi. Hani kendim yürümek lazım. At demeye de bir işaret tabii bunlar aslında. Bunlar midilli. Evet. Bizim kullandığımız şeyler de midilli. Küçük yani, maksimum bir kişi taşıyacak bir şey. Biz at binemiyoruz değil mi? Mesela. Ama nasıl? Şeyse binebiliriz. Midilli kullanan at da kullanabiliyor mu o? Tabii canım, tabii. Tamam. Eğitimleri aynı az çok. Ama unicorn atı biraz daha farklı olabilir. Yani Shiruba'yla anlaşırsın. Tamam mı? Shiruba'yla şey yaparsın dersin. Hani atma beni üstünden, sağa git, sola git falan diye kulağına fısıldarsın. Konuştuğunu biliyorsun. Ha, ama başka bir unicorn atı gelirse konuşup konuşmadığını bilmiyorsun. Aynı abi, samimiyet de yok. Ben bilmem. Bütün Utaku atları konuşuyor. Tamam mı? Hı. Ben inandığım bu. Şey gibi, arabalar filmi gibi değil mi? Böyle şey gibi.
Hepsi aynen. Konuşuyor. Hepsi kendi arasında konuşuyor. Bunu bizden gizliyorlar. Tamam mı? Bunlar kol at falan. Kol Türkiye'de bunlardan geliyor değil mi? Neyse dur. İşte kol at. Aynen işte bak aa çözdük olayı. Oha. Neyse. Evet. Demek ki şurada. Neyse. Belki şuruba bir aindir kim bilir. Ne? Neyse dur işin şakasını bir kenara bakıp devam ediyorum. Sen oradan çıkıyorsun. Sana bir at ayarlanıyor. Sen en yakın zamanda şeye, turna klanına gitmek istiyorsun. Kanarutsu çünkü... iyileşince Kanarutsu'yu da alacağım. Turna klanına götüreceğim. Kanarutsu'yu da alacağım. Okey okey. Yani... Kanarutsu. O zaman önce Kanarutsu'ya da bir sorayım. Kanarutsu. Evet. Bir. Senin Takura ile Takura kendine gidip at ayarladığını falan varsa. Kısa bir süre vaktin var eğer bir şey yapmak istiyorsan. Yoksa direkt Takura ile gidebilirsiniz. Çok ufak bir şey yapacağım. Defterimin bir sayfasında şey yazıyorum. Merhaba. Adım Shiba Kanarutsu. Girmiş olduğum bir mücadelenin nedeniyle şu an duyamıyorum. Komutan Sukune ile görüşmek istiyorum yazıyorum. Bir sayfasında diyene de merhabalar adım Shiba Kanarutsu duymuş olduğum yani girmiş olduğum bir mücadeleden dolayı şu an duyamıyorum yazıyorum sadece. Tamam anladım. Tamam. Kendini güvene alıyorsun. Hazır not oluşturuyorum abi şu an. Hazır not oluşturuyorum. İnsanlara sayfa göstereceğim. Ben de bu arada hatırlıyorum. Gitmek için kadar ankara kaldırıyorsun böyle. Evet 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 aynen öyle. Gitme kısmına kadar ben de işte o boş vakit şeyimi yapıyorum. Bir kavuyla arkadaş geliniyorum. Okay. Kavuyla. Tamam. Ne üzerinden sonra... anlaşıyorsunuz abi mesela? Neyden açılıyor muhabbet? Şeyden hem demircilik hem de inşaat üzerine ben. Yani demir derken böyle bir şeyler işlemek, üretmek falan üzerine bir şeyle konuyu açıyorum. Ama evet. İnşaat üzerine daha çok böyle şey yapıyorum. Onların da çok daha çok uzmanlığı olduğu için. Hı hı. Yani şahsi amacım ne bunun için kendi iş şeyim amacım ne ileride bir şimdi Takura'nın da bir şey kalemale bilmem yapma planı var hem onunla ilgili hem de şeyle ilgili yavaştan kökenini kurmak evet, bir mühendis aynen. Yetmez herhangi bir kaleyi tabii. Yapmak için ama adımlarını atıyorsun tamam şey yazabilirsin abi böyle şey diye bir kenara ayrı bir istiyorsan kağıda ya da bir şeyle yazılı bir şekilde bir yere not al dijital olarak. Hani onu not al dost olarak işte bir tane kayu mühendisi. Hatta şöyle de genç kayu mühendisi de. Onun dışarısında. Bunları yazdıktan sonra ben şey yapacağım dışarı çıkacağım. Takura'yı görüyorsam üstünü falan topladıktan sonra zırhımı rıhımı giyeceğim artık. Tabii. Takura'yı görünce eğiliyorum 90 derece. Ben kaldırıyorum ne yapıyorsun diye tamam mı ne yapıyorsun millet. Bu şey hani teşekkür etmek için konuşamıyorum ya hani. Hı. Teşekkür mahiyetinde eğiliyorum. Ben kaldırıyorum şöyle omuzlarından tutup. Kaldırıyorum. Hı. Şöyle el kol hareketi yapıyorum. Hayırdır sen ne yapıyorsun diye. Kavga çıkıyor burada. Dövüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Tabii şey kanalısı konuşamıyor böyle. Yapıyor sadece. Onun konuştuğunu anlayabiliyorum ya ama. Tabii evet, evet. Sen ne yapıyorsun diyor yani. Oğlum lafı olmaz böyle şeylerin. Benim başıma gelse sen de aynısını yapardın. Hadi gidelim artık. Dengunetsu gelecek mi bizle acaba? Ha, ondan sonra şey yanlarına gidip ben de onlarla şey bir de izin isteyeceğim. Ben onu söyleyeyim unuttum. İzin isteyeceğim. Hı. Şey yani diyeceğim ben de Takura ve Kanatsu'yla birlikte gideyim. Eğer izniniz olursa onlara destek vereyim çünkü sen, evet, sen buna gidip şeyle konuşuyorsun. Çünkü senin şu an başına bir net bir evet. Şeyin yok. Bir hiyerarşiye direkt ordunun arasına böyle çıt diye giremedin bir anda. Sen soruşturuyorsun. Senin burada kalman hani kalmaman için, gitmen için bir karar verilmediğini söylüyor senin takım liderin, ekip liderin. Sen biraz şey yapıyorsun. Hani ısrar ediyorsundur belki. Sana kalmış. Onun sonucunda Sukune'ye ile bir hani görüşme yapabileceğini kendisinin söylüyor. Çok istiyorsan. Ya da sen de gidip konuşmayı deneyebilirsin. Eğer senin argümanını en iyi sen sunarsın. Sukune'ye mantıklı bir şekilde bunu aktarırsan ordularda neden şu an bulunmaman gerektiğini. Senin sözünü bir yere kadar dinleyebilir. Daha yeni gelen şeysin. Bir aktarayım. Ben aktarayım yani. Sukune'nin yanına gidiyorsun. Şimdi Sukune kardeş yani şeyinin abisinin aksine ve ablasının aksine ve babasının aksine hiç yapılı birisi değil.
Hatta yani şey gibi diyeyim, biraz babasının yanında falan biraz şey duruyor yani. Zayıf duruyor. Yani çelimsiz duruyor daha doğrusu, öyle değil. Sen kendisini şey yaptığını fark ediyorsun. Gördüğün zaman. Bir masanın üzerinde savaş planlarıyla uğraştığını fark ediyorsun. Girdiğin zaman bir bakıyorlar sana doğru. Sen işte sebebini aktarıyorsun. Sen Sukune'ye ne diyorsun kısaca? Sen Sukune'ye kısaca ne dediğini söyle, bir de zar atacağız. Bakalım seni kamptan çıkmana izin verecekler. Efendim, arkadaşlarım kendi kamplarına ve diğer arkadaşlar Taint'den dolayı temizlenen bir arkadaşım var. O da yine kendi Ankara Kuşu kampına doğru gidecek. Ama bu yol çok tehlikeli ve bir sürü yaratık onlarla dolu. O yüzden eğer izniniz olursa onları eşlik etmek istiyorum. Yanlarında olup yardımcı olmak için onlara, başlamış şey gelirse diye. Tamam. Bir yandan da diğer klanlara haber verecekler. Destek, eskortluk da yapmış olurum yani. Tamam, senden dediğim gibi şey istiyorum. Körtezi ört istiyorum. Evet, geliyor. Nerede? Zorluğun 4. Örtüm. Gelir belki ya, belli olmaz. Bakalım. İsmet abi. Tak, ama ben şeyi seçmedim. Ha. Ne yazık. Sen anlatmaya çalışıyorsun Sukune'ye durumunu. Sukune dinliyor. Diyor ki tamam ama zaten onlar kendilerince yeteri kadar başarı gösterdi ve seni gibi bir bu Oni ile karşılaşmış birisi olarak seni savaş alanında kullanabiliriz diyor. Özellikle buradaki Oni'leri daha önceden gören ve onların özelliklerini bilen birisi bizim savaşımızda paha biçilemez birisi olur diyor. Seni şeyden çıkarmak için izin vermiyor. O noktada sen başını eğiyorsun. Hani, teşekkür ederim efendim. Emredersiniz komutanım diyerekten. Şey yapıyorsun. Çadırdan çıkmaya yelteniyorsun. O sırada içeri bir tanıdık olmayan bir yüz giriyor ama elinde tanıdık bir parşömen var. Arkasında bir kuni sembolü olan. İçeri girip Sukune'ye bir parşömeni iletmesiyle beraber bakıyor Sukune. Komutanım acilmiş diyor. Alıyor, açıyor. Açtığı zaman zaten net bir şekilde görüyorsun arkasında. Yani arkasında şey böyle o kunilerin o maskeli yüz monu var ya. O korkunç maskeli yüz monu. Ha, onu görüyorsun zaten. Bir umut şöyle bir hani son adımın dışarıda böyle bir ayağın dışarıda bir ayağın içeride böyle bir yan bir şekilde içeri bakıyorsun. Okuyor. Deyip böyle sinirli bir şekilde kapatıyor. Sana doğru bir bakıyor. Gidebilirsin. Fikrimizi değiştirdik. Emredersiniz. Aklıma gelmişti aslında. Kuni'ye mi gitsem diye düşünmüştüm. Çünkü o konuya daha hakim ya. Kalmamış. Tahminince evet. Tahmin etmiş. Senin böyle bir durum yaşayabileceğini. Aptal bir adam olmadığını fark edebiliyorsun. Sizin gruba biraz belki teşekkür babından. Çünkü çok bir şey veremedi aslında temelinde. Böyle bir iyilik yapma kararını gelmiş. Sen kendin şey yapsaydın bu arada o mektup yine de gelecekti. Sadece boşa gelecekti. sen oradan çıkıyorsun. Evet, çıkıyorum. Şeye doğru ilerliyorsun. Tahminince hani bir midilli bulabilecekleri falan filan bir yere. Şimdi sıkıntı şu. Yengeç klanı neredeyse hiç aklı ünite kullanan bir şey değil. Hirumalar bir yere kadar kullanıyor. Ama onlar da çok böyle şey değil yani. Bayılmıyor şey yapmaya. Hani daha gizli ilerlemeyi tercih ediyorlar. Yakınlardaki köyden şuradan buradan buldukları hani böyle yük için olan atları falan biraz hafifçe eğitip hani 2-3 komuta öğretip kullanmaya çalışıyorlar bir yere kadar ama çoğunlukla lojistik için kullandıklarını fark ediyorsunuz atları yani. Hani malzeme getiriyorlar, malzeme götürüyorlar, odun getiriyorlar. Mesela işte şey yakınlardaki ormanlardan şey geliyor. Hani kütükler geliyor. İşte köye gidiyor. Köyden işlenmiş bir şekilde geliyor falan filan. Onların hep böyle lojistiklerini o atlar yapıyor yani. Çok at, sürbilinen at yok ama size birkaç tane idare eder at veriyorlar. Ama bunlarla şey yapamazsınız yani. Kesinlikle bu şeye Oni'ye gittiğiniz hızda öyle şey yapamazsınız. Öyle çıt 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 oradayız buradayız. Ne yazık ki.
Kendinize yeni bir at ayarlamanız gerekecek onun için. Siz ama hepiniz atları ayarlıyorsunuz. Daha doğrusu Takura'nın şeyiyle biraz da önceden yapmış olduğu işle zaten. Üçünüz için de birer tane at ayarlanıyor. Benim atım vardı zaten. Aa doğru, senin atın var. İki at ayarlanıyor. Senin atın yine iş görür de o noktada yerleri... Ayak uydururum ya ben onlarla beraber gideceğim. Sen ayak uydurursun ya da çok önden gidebilirsin. Sana kalmış. Yok önden gitmem. Beraber giderim. Benim zaten durumum çok iyi olmadığı için. Yani evet, mantıklı. Siz üçünüz şimdi yengeç kampındasınız. Buradan turna kampına mı gideceksiniz? Buradan... Ben soruyorum yani. Yapıyorum. Ya şimdi sana sıkıntı olmayacaksa ilk önce bir ejderha kampına uğrayalım. Orayla bir görüşelim. Onlar hazırlığını yapsınlar. Tamam mı? Yengeci... Ya bence şöyle yapalım. Önce turna kampına gidelim. Zaten yakın kamp. İkisiniz çok yakın. Oradan da ejderhaya geçeriz. Kanarus orada bekler bizi. Yani işin açıkçası konuşmaları... şöyle söyleyeyim. Ben turna kampına girdikten sonra yavaş konuşuyorum ben. Kelime kelime, tane tane. Ben görüyorum zaten. Konuşmanı okuyabiliyorum ben. Ama anlamıyor ki ne kadar anladı yani. Ha. Evet. Ha, okey. Turna kampına girdikten sonra bir süre orada işim var. Hani orada kaç şey yapmam lazım. Öyle yapalım. Işler. Sen bir mektup yaz. Ben bu mektubu ejderha kampına ileteyim. Sonra yoluma devam edeyim. Sen nereye gideceksin? İşte turnaya gideceğim. Siz ikiniz de turnaya geçin. Tamam. Ejderha kampı şey klanıyla ben görüşeyim diye. Tamam. Siz o noktada karar veriyorsunuz. Siz şeye kadar... ya da sen tek başına git ejderhaya, biz ikimiz şeye turnaya gidelim. Yani, o da olabilir. Ya ben sadece netirim. Konuşamam. Konuşalım da. Kanunusu kadar konuş. Benden şöyle bir homurdanma duyuyorsunuz. Hitman ve olmasa ben götürürdüm ama. Böyle çok boğuk ve bulanık bir şekilde. Bazılarını tabii elinden tutur böyle. Siz sadece şey görüyorsunuz. Hitomi olmasayı duyuyorsunuz. Geri kalana biraz böyle çok boğuk geliyor. Yani o noktada şimdi, anlayamıyorsunuz. O zaman ama... şöyle bir şey yapalım. Tamam. Biz böyle kamp kamp dolaşmaktan vazgeçelim. Tamam. Haritayı getirir misin? Haritada olmanız lazım. Geldi, haritadayız. Haritada mıyız? Ha? Tamam. Haritadasınız. Ben özellikle sizi buraya getirdim. Ne yapacağınız, ne edeceğiniz. Ben rol 20'de olmadığım için. Büyükünce yer hazır. Sıkıntı değil. Büyükünce yeri belli. Şöyle bir şey yapalım abi. Yengeçten başlayalım. Tamam mı? Hepsine birer mektup hazırlayalım. Saat yönünün tersi. Ve teklifimiz şu olsun abi. Şu 4 yolu ağzına bir kamp kuracağız. Tamam, bir base kuracağız. Bütün klan temsilcilerini görüşmek üzere orada bekliyoruz. Bu ne zaman olur? 3 gün sonra mesela. Tamam mı? 3 gün bekletmene gerek yok ya. Buradan bu oraya, akşamda ya. Bu akşama, bir güne ya da en geç en yarına kadar yaparlar. Sonuçta klan temsilcisi gidecek. Yani oraya tahtadan bina kurmak zorunda değiller. Çadır kurarlar. Tamam. Yani... Ama bir dakika, mektuplar değiştiriyor dedik. Öyle bir şey olursa. Biz ya, teslim edeceğiz. Biz gidip elden teslim edeceğiz. Biz edeceğiz. Tamam. Tamam, evet, tamam. Siz kendi ulağınız olacaksınız yani. Evet. Tamam. İlk önce bunu yengeç klan şampiyonuna söyleyelim. Yarın akşam için. Ha, yani sizin... şeye direkt verebilirsiniz. Kuniyori'ye direkt verebilirsiniz. Tamam, ben Kuniyori'ye... Yani asistanını çevirirsin. Çünkü artık asistanlarıyla biraz daha yüz yüze geldiğin için. Hani 2-3 tane asistanı var burada. Bir tane asistanı yok. Bir tanesini şey gibi yoldan çevirip şunu Kunisama'ya, işte Yorisama'ya verir misin dersin. Tık diye uzatırsın. Bu arada o da şeyi de kağıdı ufak tutacağım. Tamam mı? Başlangıç ve bitiş yerlerine Moon'umu basacağım. Tamam mı böyle hani? Tamam. Ben şunu soracağım sadece ama. Ya evet tamam. Çok gösterişli bir parşömen ayarlamıyorsun. Normal düz bir parşömen ayarlıyorum. Tamam. Şey ayarlamıyorum. Önemli olan içine bir şey eklenemesin. Tamam mı hani? Anladım. Şey yapıyorsun. O hashtag sembolünü koyuyorsun. Aynen. Mon check, koyuyorsun işte. Çek yazar gibi. Aynen. Kapatacağım. Aynen. Senin böyle 10 tane danışman getirdiğinde böyle birisi geliyor 100 yapıyor böyle falan. Abi kapatıyorum. Bak her şeyi gerekirse bitişik yazacağım. Tamam mı? Yani oraya virgül bile ekleyemeyecek adam. Anladım. Bir şey diyeceğim.
yarın akşam demeyeyim, yarın öğlen diyelim bence. Çünkü gündüz vakti olsun. Evet, yarın öğlen. Ya da öğleden sonra gibi sanmış yani. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim Arda. Benim eğitimlerim ne kadar sürer? Fikrin yok ki. Şimdi şöyle düşün. Sen bu en son yaptığın bu şeyden ötürü biraz ilham aldın. Temelinde bu Kanarutsu'nun şeyini başarmandan ötürü. Evet, artık hazırım gibi düşünüyorum her şeye. Bir nebze evet. Yani bir artık şu Kenshin Senlik sınavına ve şeye bir yapmak istiyorsun. Çünkü şeyden de emin değilsin şimdi bir taraftan. Bu savaştan canlı çıkıp çıkamayacağından da emin değilsin. Aynen. O yüzden o zaman şöyle diyelim. Hı. İki gün diyelim. Tamam mı? İki gün sonra öğlen saatinde. Tamam mı? Dört yol ağzında. Yetkili klan temsilcileri, yani klanı temsil edebilecek kadar yetkili kişileri aramızda görmek isteriz diye belirtiyorum. Okay. Öyle bu kelimeleri yazmıyorum da hani sen ona anladım, göre anladım. Şey yap. Ben temelini anladım düşüncenin. Şimdi bunu her klan için yazıyorsun değil mi? Tabii tabii. Tamam, senden bir ne olur bu? Bizim de yardım ettiğimizi varsay. Bir kompozisyon zarı isteyeceğim senden. Kompozisyon. Sen nasıl yardımcı olacaksın ki? Şimdi Dengunetsu hadi konuştu. Şöyle yaz, böyle yaz dedi. Ben defterime yazarım, gösteririm. Şöyle yaz diye. Ya bakar. Mesela ben yazıyorum ya. Aslan için yazarken der ki mesela o kelimeyi gösterir, bunu sil der. Tam kullanmam gereken kelimeyi silme gösteriyor. Silme diye bir şey yok. Yani sonuçta daksil olmadığı için silmek tamam. Yok. Peki bunu birkaç tane böyle müsvedde yapabilir miyiz? Zaten her klanına bir tane ayarlamanız lazım. O zaten temelinde şu anki bulunan klanları düşünürseniz bir 6-7 tane parşömen oradan ediyor. Yani imparatorluk şeyine de bir tane göndermeniz lazım çünkü imparatorluk ailelerine. Tamam. Hepsine müsvedde yapamazsın. Ben destek olmam da kompozisyon sıfır bende. Abi siyah zar vereceğiz. Olursun. Siyah eklersin. Ha, ben de tamam. Siyah vereceğim çünkü. Tamam. Tamam. Ben... Ya bana bilmiyorum. Bana çok inandırıcı gelmedi Kanarutsu'nun şu an nasıl yardımcı olabileceği ama. Okey abi tamam benimki sarı. Belki şey isteyebilir. Kağıdı isteyip kendisi bir kelime yazabilir belki bilemeyeceğim. Çünkü hani o kadar çok parşömenin yok anladın mı? Yazı yazayım bir yaz göstereyim, yazı yazayım göstereyim çünkü... Yok, zaten ben deftere yazıyorum ya, defter var elimde. Ya evet ama defter şey değil, 50 sayfalık bir defter değil, 20 sayfalık bir defter. Hani okey. O kadar da gelişmiş bir defter ihtiyacı yok ki şeyler okudan da böyle 100 sayfalık şeyler yapsınlar. Abi kasmaya gerek yok ya, gönderiyorum ben. Tamam. Gönder şimdi... kompozisyonda Earth olur bence bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok şey nötr bir dil kullandı. Şeylerimizi bekliyoruz. Katılımımızı bekliyoruz falan. Abi aynen, tarafsız. Aynen. Herkese eşit. Tamam. Composition Earth at. Zorluğun ne olur biliyor musun? Şimdi hiçbir senin buradaki niyetin klanlara bunu göstermek. Bir, iki klan. Başka ayrı bir niyetin var mı? Yok abi. Sadece gelin. Buraya gelin demek. Evet buraya gelin oturup konuşacağız demek yani. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Tamam o zaman zorluğu çok yüksek değil. Zorluğu ne olur bunun? 3 olur. Klan liderlerine layık bir şey yazman için. Hani çok böyle muazzam bir şey yazıp ya da böyle bir alt anlam yüklemiyorsun şimdi. Fırsatla istiyorsan birkaç tanesini alt anlam yükleyebilirsin ama. Ona bakarız. Geldi mi Zalim? Gönderdim. Geldi. Ha, fırsat yok. Alt anlam da yok. Siyahsızca başarı bir şey yarar mı? Aha şeyleri atacaksın doğru. Bir siyah daha atacaksın. Aynen. Dengonetsu'dan. Siyah beyaz, siyah beyaz. Yok şey beyaz. Beyaz patlayıcı attı. Patlayıcı attı. Şimdi bir fırsat geldi. Geldi. Tamam bir şimdi fırsat. Patlayıcı mı siyah at? Patlayıcıyı bir daha attın. Oo. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5. 2 fırsat oldu. 5 başarı, 2 fırsat. 3 de stresin mi var? Evet. Evet. Stresleri alıyor mu abi? Tamam. Ya bunu zaten şey, klanlara bunu yazmak zorunda olmak seni biraz rahat ediyor. Siz neden bunu halledemiyorsunuz? Koskoca klan liderleri. Şey stresle gibi, de biraz sinirleniyorum. Anladın mı? Hani ben... Evet evet ya. Bu... bunu neden biz yapıyoruz? Hani... Şimdi artisan.
Abi, yok, şöyle aklına bir şey gelen şeyler yapabilirsin. İki tane kullandığın fırsat başına. Dur, senin fikrini de alacağım Kanarutsu. Sadece şey diyeyim. Kullandığın fırsat başına bir klana, yani bir tane klana fırsat başına bir alt bir anlam bir şey ekleyebilirsin. Ne bileyim işte dikkatli olun. Şunu böyle yapın, bunu böyle yapın ama çok kısa yani. Maksimum 3-4 kelimelik bir şey. Anlaşılacak. Ya benim aklımda bir şey yok. Tamam. Yok o yani. Zaman alternatif bir şeye bakabilirsin. Kanarut'un şeyin, Cihangir'in önerisini alalım. Ya şey, onlar şeyle uğraşıyor ya, böyle bunları yazmakla uğraşıyor ya, böyle bir süre geçiyordur onları yazmaları, en az bir saat alıyordur diye düşünüyorum. Bir saat, ya yarım saat, bir saat evet. O bir saatte ben şey yapabilir miyim? Burada olmadığım zaman öğrenmiş olduğum tekniği uygulayabilir miyim? Onu tekrar mı denemek istiyorsun? Hı-hı. Tamam. O zaman senden bir meditation isteyeceğim. Tamam. Void demiştik değil mi ona? Void'la atmıştım evet. Gönder. Kaçta zorlu? Şimdi onun zorluğu şöyle değişecek. 4. Tamam. Tutuyor. Tamam. 4 başarım var. Sen oturup meditasyon yapıyorsun onlar yazı yazarken. Zaten hiçbir şey duyamamak bir nebze senin meditasyonlarını kolaylaştırıyor, onu fark ediyorum. Aynen öyle. Yani her şeyin bir pozitif yanı varmış gibi. Sen içine girdiğin zaman bu meditasyonunda bir gölde yüzen çok sayıda farklı renklerde koi balığı görüyorsun. Ama şey gölde miyim? Gölet. Daha çok küçük bir sanki şey gibi bir bahçede yüzen şeyler gibi böyle önünde oluşuyor bu görsel kısa bir süre. Ve hepsi farklı farklı renklerde. Onları görüyorsun. Böyle bayağı yüksekten görüyorsun ama. Hani sanki bir ağacın ağaçsın ya da bir ağaç dalında bir yaprakmışçasını. O sırada şeyi görüyorsun. Uzaktan kendinin geldiğini görüyorsun. Ve gelip bu göletin başına etrafa bakınıyor. Etrafın güzelliğini bir içine çekiyor sanki. Hı hı. Yem çıkarıyor belinden. Bu işte sen aslında çıkarıyorsun bunu ama sen değilsin o noktada. Evet. Yem çıkarıyor ve bu yemi gölete doğru atıyor. Bu koi balıkları da hemen bu yeme doğru atılıyorlar. O noktada yeme attıktan sonra böyle bir baktığını fark ediyorsun bu balıklara doğru. Çok hızlı bir şekilde sanki bir keşiş edasıyla suya doğru bir yumruk atıyor. Ama bu yumruğun arkasından bir ateş kovalıyor. Sanki bir keşiş ateş yumruğu atmışçasına. Ve o şey balıklar, rengarenk balıklar işte şeydeyken artık su altında ne güzel yemek yerken birbirleriyle kapıştıklarını falan görüyordun. O bir duruyor. Ve 5-6 tane balığın cesedinin göletin üzerine yükseldiğini fark ediyorsun. Ve en son sen olmayan sen sana geri bakıyor. Senin ağaçtaki haline bakıyor böyle gözlerine bakarmışçasına. Ondan sonra bir kendine geliyorsun. Hı hı. İnanılmaz zensin. Hiçbir şeyin yok. Sıkıntın yok aklında. Klanlar şu, bu. Hiçbirinin bir manası yok şu an senin için temelinde. Sen şu an dünyadan, dünyevi zevklerden ve dünyevi arınmış durumdayım. Durumlardan bir nebze arınmış durumdasın. Okay. Tamamen değil. Bunun ustalığını sahip olmak kolay bir şey olmasa gerek ama şöyle söyleyeyim, mutluluk, sinir gibi üst derece hisleri göstermiyorsun. Yaşamıyorsun da içinde. Ama stresin sıfır. Diğer etkileri combat içerisinde anlatırım. Tamam. Her şeyi anlatmak istemiyorum. Biraz kendin okay. Ben öğren. De bilmiyorum zaten şu an. Aynen. Evet, evet. Ama şu noktada devam edebiliriz. Okey.
Sen mektupları yazıyorsun her klanı işte özel bir şekilde. Gayet başarılı mektuplar. Hani yazdığın en iyi yazarlık şeyi değil. Ama gayet iyi mektuplar yani. Şimdi ben şöyle bir şey kullanmak istiyorum fırsat kullanımlarımda. Tamam. Genel kullanım özel örneklerim de var. Yaptığın işi temkinli yaparak başarısız olmaktan veya işin tehlikeli olmasından ötürü doğabilecek kötü sonuçların etkisini azalt. Fazladan fırsat kullanmak daha da azaltır. İki fırsatı da Tamam. ben bunun için kullanıyorum. Şey Tamam mı? yapmak amacıyla. Hem birisinin girip bununla oynamasını engellemek Aynen. için hem de şey için. Birisi bir kelimeyi yanlış anlamadığından emin olmak Aynen. için. Tamam mı? Kötü sonuçları engelleyeceğim. Bu çok iyi Tamam. bir fırsat kullanımı ya. Bu geçen Evet. ben de kullandım ya aynısını. Güçlü. Ama toprak Gerçekten. gerekiyor tabii onun için. Aynen. Toprakta attığı için zaten böyle bu kadar çok kullanamıyor. Yoksa bir kere kullanabilir. Aynen. Sen iki fırsat kullandın değil mi buna? Evet. Sen bundan sonra şey yapıyorsun. Yazını bitiriyorsun. İşte şeyleri hazırlıyorsunuz. Hepsine işte kapatacak bir damga ya da kurdele murdele bir şey ayarlıyorsunuz. Senin damgan olduğunu düşünmüyorum şu an yanında. Siz malzemelerinizi çünkü akrep Teslim kulesinde ettik. kaybettiniz. Damganız falan vardır yanınızda şey katı. Zümrüt Kadı sembollerini teslim ettik. Evet, Kıl, ettiniz. kılıç Mon'u belki basılabilir. Ama şey damga özelliği görmez ama evet yine de şey olabilir hani şu kişi tarafından diye. Ama mon basıp basmamak sana kalmış takır. Çünkü eğer mon basarsan ben gönderiyorum olur. Eğer mon basmazsan daha nötr bir hissiyat olur. Basmayacağım Tamam. bunu. Herkes tarafsız bir şekilde gelsin. Yani şey olur işte mon basarsan biraz kişisel ilişkilerini de kullanmış olursun atıyorum. Mesela atıyorum Totiri buna gelme niyetine sahip olmasa atıyorum. Sen yazınca gelir belki gibi şey yapmıyorum. Hani böyle bir şey olduğunu söylemiyorum ama anladınız ben. Niyet aktarmaya çalışıyorum. Şimdi siz o noktada alıyorsunuz artık şeyden. Ya şimdi Bu. şöyle bir şey, bir dakika, şimdi şunu düşüneceğim. Şimdi benim aram bozuk olduğu, yani kimse yok şu anda, tamam mı? Genel olarak. Yani Unicorn'la bir geçmişimiz var, Aslan'la var, Turna zaten şey, Ejderha'da da iyiyim. Bir tek Anka ile çok tarafsızım. Yani Anka'ya çok böyle bir şeyim olmadı, etkileşimim olmadı. Yengeç'le de çok şey değildin Kuniyori ile aranı iyileştirene kadar. Ha, şimdi Anka dışında hepsine basacağım. Anka'yı Shiba Kanarutsu teslim etsin. Tamam mı? Onun monunu basacaksın. Evet. Çünkü yani benle alakalı bir Tamam. şeyleri yok yani. Hani böyle bir iletişimimiz yok. O yüzden hani benim davetimmiş gibi göstermeyeceğim onlara. Ama Tamam. O zaman sen diğerlerine buradan iki şan al. Ama kılıcından etkilenmez. Çünkü fiziksel olarak orada değilsin. tamam. Hani kılıcının gözüktüğü bir sahnede şan aldığın zaman o daha çok bir etki yaratır. Kanırtu sen de buradan bir şan al. Peki. Dengunetsu'nun monunu yengeçe basıyor musunuz? Basarız. Basarız. Tamam. Sen de oradan bir şan al. Ama o zaman dur Takura. Sen kaç alıyorsun? 1, 2, 3, 4. Tamam. Yine sen 2 alıyorsun. Ya gönderdiğiniz klan sayısının yarısı kadar şan veriyorum. Seninki 5'ti. 2'ye yuvarlandı. Kanarutsu'nunki 1'di. 1 kalıyor. 1'in altında şan alan Sıfırlatabilirsem diyorsun. bir, evet. Aynen. Dengunetsu'nunki de aynı. Sen de bir şan al Dengunetsu. Ya şey gibi düşün işte. Hani klanların arasını yapan kişiler olarak isminiz geçiyor. Unicorn'a ne yazık ki Ryuki'nin monunu basacak durumda değilsiniz. Ryuki yanınızda değil. Evet. Ama Ryuki kendi yöntemleriyle şan alacak zaten. Onun dışında siz şimdi el ele nereye gidiyorsunuz? Hepiniz beraber vere vere mi gideceksiniz yoksa dağılıp hani ben şuna ben bu klana ben şu klana sen şu klana falan diye mi dağılacak? Beraber gideriz ya. Sıradan böyle sağ Süre dönüm kalmış. tersiyle. Ayrı ayrı dağıtmanız daha hızlı olur temelinde ama. Öyle olacaksa ben önden gideyim. Anka kuşu zaten en uzak kısımda şu an. Aynen. Bak şimdi şöyle yapalım. Sen çık. Bizim turnada senin bir işin var mı? Yok. Turnaya gelmek istiyorum. Tamam. O zaman sen çık abi. Direkt aslan şeye geç. Anka kuşu. Unicorn'la Anka'ya. Unicorn'la Anka'ya geç. Ben ejderha turna aslan yapayım. Tamam mı? Ejderha turuna aslan. Okey. Zaten yengeci burada teslim ettiniz. Aynen. Tamam, ben sırasıyla bir unicorn'a gidiyorum, bir de şeye gidiyorum. Okey. Şimdi siz burada dağılıyorsunuz. Bir. Yani Takura ve Dengunesu başta beraber gidiyor herhalde bir.
Ve siz başta berabersiniz. Ayrılırsanız sonra. Yani sen ejderha kampına ayrı gidecek misin Dengunetsu? Yoksa hep beraber. Ya belki bir kampa Sakura... gidip durmanız vakit kaybettirecek size her türlü. O zaman tabii şöyle yapalım. Dengunetsu sen ejderhaya teslim et. Tamam mı? Oradan da aslana geçeyim. Sen turnuvada zaten uzun işin var demiştin. Uzun işlerini halledersin. Ben de olsa da sonunda şey aslana geçerim ben. Tamam. Şimdi siz şurada biraz dağılıyorsunuz. Takura hatırlatayım. Sen direkt turnuvaya mı gideceksin, zırhını mı alacaksın? İlk önce zırhımı alacağım abi. Hazırlanacağım. Sen önce batı merkez köyüne gidiyorsun. Hepinizden nasıl atı sürdüğünüzle ilgili bir survival zarı istiyorum. Çok kötü atmanız lazım başarısız olmanız için. Zorluğunuz eğer hızlı gitmek istemiyorsanız. Eğer hani ata hani hızlarınız öyle yeah de hadi lan falan deyip böyle atı biraz zorlamayacaksanız zor olmayacak. Ama eğer öyle yaparsanız daha hızlı olursunuz. Klasik. Yani ben çok böyle atı yora yora gitmeyeceğim. Ama şey hani bulduğum fırsat mesela tepelik yol daha kısa oradan gideyim. Tamam sen bir survival water at. Dengunetsu senin niyetin nasıl? Sen nasıl sürüyorsun atı? Valla ben çok esnek. Rahat rahat gidiyorum. Hiç böyle kafamı takmadan. Zaten vaktimiz bol. İki gün sonra buluşacağız. Acelesi yok. Tamam survival earth yönder o zaman. Ben atı öldürmeyecek ama gidebileceğim hızlı bir şekilde gideceğim. Tamam. Survival fire. Senin zorluğun Oğuz abi 5. Seninki zor. Çünkü atın çok potansiyeli yok ama gidebilirsin. Erdem abi senin zorluğun 2. Kanarutu senin zorluğun 3. Tamam 3'ü tutturdum. Tamam. 3 başarım 1 fırsatım var. Fırsatta da 2 stres kaldıracağım. 2 stres aldım. Tamam. 2 stres kaldıracağım. Dengunetsu senin? Benim 2 başarım var. Artı 2 tamam. Fırsatım var. Ya da bir saniye. Stres var. Kaldırmak yerine şey de yapabilirim. Daha verimli yapabilirim yaptığım işi. Öyle bir şey varsa. Benim sudaydı. Düz başarım evet, var. Zaten suyla attım ben. Tamam bir sese gerek yok. Tamam Oğuz abi senin 5 başarın var mı? Var. Tamam. Sen ya Dengunetsu sen bir saatte ejderha kampına varıyorsun. Tıpış tıpış hı-hı. Giderek atı yorulmuyor. Sen yorulmuyorsun. Rahat rahat geze geze gidiyorsun. Bir fırsat mı? Daha verimli yaptım ben. Tamam. Bir fırsat mı? Evet bir fırsat. Tamam. Bu sana ortalama bir 15 dakika falan kurtarır. Okey. Takura sen bir saatte Batı Merkez Köyü'ne varıyorsun. Tamam. Atı hızlı götürerek. Kanarutsu sen 1 saat 45 dakikada varıyorsun Unicorn kampına. Ama yani normalde 2-2,5 saat alacak bir yolculuğu biraz kısaltmış oldun. Bu ne demek? Eğer buradaki işini hızlı halledip Anka Akşun'a geçersen Anka Akşun'a 2 saatte varmış gibi olacaksın. Okey. Şimdi bir. Yetkili birini arıyorum artık vardıktan sonra. Tamam. Bir de benim fırsatım var. Dinliyorum. Fırsatımla şey yapıyorum. Bu sahnede bundan başka bir karakter tesell et. X drive simlerini sağla. Atın X drive simlesini sağlıyorum. Adamsın. Atı da rahatlatıyorsun. At bu şeyden. At bu savaş işinden tamam mı? Böyle çok yorulmuş. Hep büyük taşıtmışlar. Hep büyük taşıtmışlar. At artık şeymiş tamam mı? Hani psikolojik olarak da baymış. Sen onu biraz atın adımlarını da hissediyorsun. Sen atı böyle biraz sakinleştire. İşte şarkı söyleye atıyorum. Marş işte şey falan söyleye. Rahat rahat ilerliyorsun. At da biraz rahatlıyor yani yol boyunca. Hatta yolda böyle havuçtu böyle atın sevdiği şey varsa onlara toplayıp onları yediriyorum atı biraz. Böyle. Yavaş yavaş ilerliyorsun sen o noktada. Pek bir sıkıntın yok. Atı böyle tıngır mıngır. Tıngır mıngır ama rahat yani anladın mı? Şey yok yani relax. Takura sen atla ilerlerken evet. Böyle arada bir gözün dalıyor tamam mı? Şey yapıyorsun hani at hızlı giderken böyle yol takip ediyor işte arada bir yola giriyorsun şeye işte şu yola erken bir şekilde giriyorsun. Şuradan böyle. Buradan Batı Merkez Köyü'nü ileride görüyorsun. At zaten biliyorsun. Atlar burada şey yol takip etmeye biraz programlılar. Hı hı. Sen biraz gözünü kapatıyorsun. Biraz yorgunluktan artık yani şeylerden bu tekniği yapmış olmanın işte günün içerisinde yaşadığın binlerce şeyin şey yorgunluğu biraz çökmeye başlıyor üstüne. Zaten saat akşam saatlerine geldi. Siz zaten çünkü şeyi akşam yaptınız. Evet. Aslında şey biraz risk alıyorsunuz bir nebze ama şimdilik hiçbirinize bir şey yolda olmuyor şimdilik. Sen yorgunluktan biraz gözünü kapatıyorsun. Hı hı. Gözünü kapattığın zaman şey görüyorsun. Sen
Dengunetsu, Kanarutsu, Ryuki, bu Hantei sarayının üzerinde 4 kişi saraya doğru koşuşturuyorsunuz. Yanınızda Totori var. Totori sana dönüp şey diyor. Ne olursa olsun Shouju'yu aradan çıkarmamız lazım diyor. Bunu dedikten sonra sen ona bir bakıyorsun. O sırada arkandan böyle bir sesi oluşuyor. Taşlar böyle bir taş, duvar, odun çatlama, patlama sesleri duyuyorsun ve sarsılıyorsunuz hepiniz zaten. Herkes bir yere devriliyor. Sağa yukarı baktığın zaman kalenin arkasında büyüyen 4 tane kafa görüyorsun. 4'ü de aşağı doğru sana doğru bakıyor. Sonra bir hepsi, bütün kafalar senin üstüne doğru atıldığı zaman bir uyanıyorsun. Diye böyle hafif bir şok bir şekilde biraz uyuklamışsın. 4 tane kafa beliriyor dedin değil mi? Evet. İnsan kafası mı? Yamata... Yok. Yamata Noriçi abi. Ha. Keseriz. Hayat. Hayat. Olabilecek bir şey bu. Olacak bir şey değil. Sakura bu tekniğini geliştir. Blank'teki TNT bile kaldırırsın bence ileride. Blank'teki TNT kaldır zaten. Ben alkışlarım burada. Bir de gel beni kaldır abi yani. O zaman... yani. Bir de gel beni. Bir de Yamata Noriçi'yi de kaldır hazır başlamışken. Neyse dur. Ne diyordum? Ha. Sen ama Batı Merkez Köyü'ne varıyorsun. Batı rüzgarının zırhı olmasa da üstünde. Merkez Köyü'ne geldin. Sen burada şey, içeri giriyorsun. Saat geç zaten. Öndeki askerler bir kim var orada falan diye bir soruşturuyor. Sen hani şey ışığında gözüktüğün zaman meşale ışığında tanıyorlar seni. İçeri buyuruyorlar, alıyorlar. Sen içeri girdikten sonra sana bir yatak ayarlama moduna geçiyorlar. Hani istiyorsan bu saatte daha fazla yolculuk yapma falan filan diye. Hı hı. Bu kampta şeyi görüyorsun. Daha çok işte imparatorluk şeyleri, aileleri bulunuyor. İşte oradaki kişiler, işte mesela Miyalar, işte atlı birlik olarak kurulmuşlar. İşte Seppunların hem şu gencaları var, hem kendi işte komutanları var birkaç tane arada. Ama bu kamp da artık yavaştan şey, sessizleşmeye başlamış gibi. Çok bir telaş, bir alelacele, bir şeyler artık bu kampta yok gibi. Girdiğin zaman senin ilk amacın ne? Saat geç oldu. İstiyorsan yarın uyandığında da alırsın zırhı. İstiyorsan şimdi de alıp eğer acelen varsa turna kampına da gidebilirsin. Ama burada daha rahat uyursun. Abi onlara yatacağım. Dinleneceğim ilk önce. Bir duş alacağım. Yatacağım. Dinleneceğim. Okay. Tamam mı? Sabah zırhı alacağım. Hı. Kılıcımı bir bakım yapacağım. Ondan sonra bu aile liderleri bu kampta mı yoksa? İmparatorluk ailelerinin birkaç tane önemli figürü burada. Sen hepsiyle aşina değil olmayabilirsin. Ama olabilirsin istiyorsan. Şöyle yani bu mektupları buradakilere mi vermem lazım yoksa? Ha, evet, imparatorluk mektubunu buraya ver. Sen iyi edersin. Tamam. Yarın onu takdim ederim. Sadece şeyi bilmiyorsun. Kime vereceğini bilmiyorsun. Sıkıntı orada şimdi. Şeyi biliyorsun. Otomo ailesi var. Gayet baskın bir aile ve genellikle Hanteyler eğer mesela bir şey düşün. Hantei soyu devam ediyor. 3 kardeş oldular. Evet. Kardeşlerden bir tanesi imparator oluyor. Diğer 2 kardeşi ne oluyor? Otomo ailesine gönderiliyor. Bunu biliyorsun. Yani politik olarak baskın bir güçler. Seppun ailesi daha çok askeri kolu. Ama şey de var. Şu gencaları da var arada. Miya ailesi çoğunlukla ulak. Ama kendilerinin de atlı ve şeyli yani iletişimsel ve politik olarak ve şu genci olarak bazı şeyleri var. Yani her imparatorluk ailesinin aslında başarıları çok. Sadece odakları farklı. Hangisine vereceğinden emin değilsin sadece. Şöyle ikisine de birden yazmış olabilir miyim? Otomo ve Seppun için. Hem askeri hem şey. Olur. Tamam. İkisine de vereceğim. Tamam. Ya da Miya'ya ver, o iletsin zaten. Ulak değil mi onlar? Ya ondan sonra değiştirsinler değil mi?
Artık babama bile güvenmiyorum şu an saatten sonra. Onun dışarısında. Sen şey yapıyorsun. Bunların mektuplarını ayarlatıyorsun. Kendin bizzat elle mi vereceksin? Yoksa Evet. Ben tamam. vereceğim. Sen Bizzat kendim bizzat vereceğim. kendileriyle görüşmem lazım. Kendilerine bir şey önemli bir haber iletmem lazım diyorsun. İşte Evet. anlatıyorsun işte klanların şey anlatıyor musun işte klanların buluşması ile ilgili bir şey olduğunu falan filan. Genel durumla alakalı, yani devam eden süreçle alakalı iletmem gereken şeyler var. O yüzden randevu talep ediyorum. Öyle çok detay vermiyorum kimseye. İşte detay vermediğin için biraz sıkıntı çıkabilir. Onu hissediyorsun sadece. Senden şöyle diyeyim kısaca. Aile liderlerinin altlarındaki kişiler Evet. biraz şey yapıyor sana. Hani diyor ki hani böyle bir sebeple hani lordumuz meşgul, yorgun, akşam saati dinlenmesi lazım. Böyle Yok, bir saatte ertesi böyle bir şey gün sabah yapacağım. vereceğim abi. Sen sabah vereceksin. Okey tamam. O zaman Hazırlanacağım. sen önce bir yatıyorsun. Tabii yatıyorum, uyuyacağım. Tamam. Uyanıp duş alıp, giyinip, zırhımı alıp, kılıcıma bakım yapıp ondan sonra bu işi, yani öğlene tekabül olur bu ancak. Tamam. Öğlene kadar evet anca öğlene kadar olur. Sen uyanıyorsun. Sana işte şey ayarlanıyor. Sen önceden istediğin için işte bir kova dolusu sıcak su ayarlanıyor. Sen onunla kendini bir sıcak suyla bir duş alıyorsun. Onun dışarısında zırhını almaya gidiyorsun buraya bıraktığın şeyde. Kim önermişti senin zırhını tamir etmeyi? İsa muydu? Yok. Dur. Senin askerlerden biri önermişti diye Evet. hatırlıyorum. Üçünden biriydi ama. İşte İşte Üçlüden. İsa o muydu ya? Nedense aklıma ilk o geldi ama. Oydu galiba ya. Değil mi? Neyse Aynen. şimdi öyle diyelim. Sen zırhını geri almaya gittiğin zaman İsao'yu görüyorsun burada. Yok bir saniye. İsao'yu burada görmüyorsun. Sora'ydı galiba. Sora. Sora mıydı? Sora iyileştiren şey vardı ama. Bakayım. Toprak yüzüğü olandı. Tamam, o zaman İsa o. Tamam. Doğru adamı söylemişim. Toprak yüzüğü ise o da var. Tamam. Ne demiştik? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İsao'yu görüyorsun burada. Kendisi de zırhını giymiş gibi duruyor. Senin zırhını hallettikten sonra biraz da dinlendiği için şeye gitmeyi yani ön safları geri gitmesi gerektiğini söylüyor. Bu dinlenmenin kendisine iyi geldiğini söylüyor. Senin zırh işin çıkmasaydı büyük ihtimalle bu kadar dinlenme fırsatım olmazdı diyor. Bir taraftan da sana ne oradan da biraz da şey yapıyor hani teşekkür iletiyor. Zırhın gayet güzel yapılmış. Yani eski halinden aratmıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben yanıma artık adam alabilir miyim abi? Turna şeyleriyle konuşman lazım. Daimi olmadığın için altında hazır adam yok ama gidip konuşursan Tamam. iznini alırsın. Hani ne kadar adam alacağına göre. Bu üçünü almak istiyorum ben ya yanıma. Okey. Özellikle istersen ben şunu şunu ve şunu yanıma istiyorum işte şöyle şöyle yapacağım diye bir güzel bir konuşmayla beraber halledersin o işi. Sen o noktada şey yapıyorsun. Dur şimdi. Sen önce bir şeylere mesaj ileteceksin. Seppuna ve Otama'ya. Evet. Ki fiziksel olarak gittiğin zaman hep bunların şu an başında izninde bir saniye o adamın ismini tekrar bulmak lazım. Ben de şunu da Neydi not o? alayım da şeye geçireceğim. NPC Sıkıntı gördüğünü değil. düzenleyeceğim artık tekrardan. Hep bunların başına gittiğin zaman bir şu gence ve bir şeyin bir komutanın yan yana olduğunu görüyorsun. Hı. Şu genceyi önceden görmüş müydün? Emin değilsin ama şeyin yanında giden bu Toshimoko'yla beraber ilerleyenlerin arasındaydı. Bu arada Biraz daha Toshimoko böyle nerede? Burada mı? yok burada değil. Yani soruşturduğun zaman kampta olduğunu söylüyorlar. Tamam. Onun dışarısında dur ne diyecektim ben? Ha şimdi. Tamam. Sen dediğim gibi bir şu gence ve bir asker görüyorsun. Seppunların aile lideri şu an Seppun nereye yazdım?
Buldum. Heh, dur bunu bulamadım. Heh. Seppun Kiharu isimli bir kişi. Yazıyorum. Kiharu. Bu isimli birisi. Kendisinin yanında bir şeyi var. Asistanı var belli ki. Ne olduğunu, kimin neyi olduğu çok dikkatini çekmiyor ama böyle bir görüşme yakalan, yani yanında tuttuğu için belli ki önemsediği bir kişi. Onun dışarısında diğer savaşçı, böyle asker gibi gözüken abimizin adı da Seppun Nishiko. Bu ikisi beraber yönetiyormuş gibi duruyor bir nebze şeyi. Hani aile işlerini. Biri daha ruhani kısma bakıyor, birisi daha şeye bakıyor gibi. Askeri kısımları. Tamam, Kiharu askeri olan. Ha, yok, Kiharu şey olan. Şu genç olan. Tamam. Yani karıştırmadıysam. Bakayım. Aynen, tamam. Kiharu yaşlı birisi. Sen görmüştün bu adamı Toshimoku'nun yanında. Hı hı. Ve şey, yani çok bilge duruyor. Hani bu yaşlılığını yaşamış birisi. Hani bilgi, hayatı boyunca çok şey toplamış, tecrübe toplamış birisine benziyor. Konuşma, durma şeklinden hani böyle bir şeyi var. Bir durgunluk var. Diyeyim. Bir dinginlikten çok bir durgunluk var ama yine de sakin ve böyle sakinliğini bozmayan birisine benziyor. Şimdi diğeri Nishiko ise daha çok şey, sert bakışlı ve belinde bir katana vakizashi ikilisi var. Üstünde bir laçkalı zırh var. Tabii çok şey, güzel ve gösterişli bir zırh. Daha işte şey, etrafı biraz şey altın işlemeli. Onun dışarısında kişilikleriyle ilgili çok bir şey sorgulamadığın sürece anlatmama gerek yok. Bu ikisi var ama. Sen girip şey yaptığın zaman işte kendilerine mesajı iletiyorsun bizzat. Anlatıyor musun işte şu şöyle, bu böyle, bu şu, bu bu diye. Ne diyorsun kendilerine iletirken? Yani ne kadar ne anlatmam lazım ki? Yani şimdi mesajı iletirken yanında bir şey diyecek misin, yoksa bu mesajı... Çünkü normalde sadece mesaj iletildiğinde kişinin kendisinin gelmesi gerekmez. Ya en temizden şöyle söyleyeyim. Sen bu mesajı ilettikten sonra sana şey diye sorarlar. Neden bir ulakla göndermediniz? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var diye. Yani sorarlarsa cevap veririm. Mesajlarda bazı oyunlar oynanabiliyor. Yazmadığınız kelimeler eklenebiliyor. O yüzden biz güvenliği hat safhada tutmayı uygun. Böyle bir şey yaşadınız mı yakın zamanda? Evet. Nerede? Şey soruyor bunu. Kiharu soruyor. Söyleyeceğim ya. Yengeç kampında. Aslında yapılmak istenilen şey bizim işimize geldi. Şöyle söylüyorum. Adı neydi ya? Unutuyorum bak hep. Kisada. Kisada Sama yoksa bizimle bizzat görüşmezdi. Bilemeyeceğim. Belki sizin iyiliğinizi isteyen birisi dolaylı bir yolla yapmıştır. Bu bizim bilebileceğimiz ya da sorgulayabileceğimiz bir şey değil. Biz sadece sonuçlarını görürüz. Ama bu bilgiye sahip olmak bizim için önemli. Teşekkürler. Kendi mesajlarımıza biz Mia ailesinin sonsuz güvenimiz olsa da iki kere daha baktırırız. Daha az boşlukla yazarız diyor. Nishiko da şey diyor. Mia ailesi 1000 yıldır bizim mesajlarımızı hatasızca gönderdi. Onlardan bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum diyor. Asıl diğer klanların kendi işlerine bakması gerekiyor diyor. Ben şey diyeceğim. Ha, o sözünü bitirsin. Şey diyor yani. İmparatorluk ailesinin içerisine hainlik sızması pek mümkün değil diyor.
Rokugan'ın paranoya bir yudum çayla da dağılmaya başlamıştı. Ben şey diyeceğim yani düşmanın öyle haince taktikleri ve yöntemleri var ki belki de yıllarca Mia ailesinden olan birileri onlara çalışıyor olabilir. Ben tedbirin alınması taraftarıyım. O yüzden de kendim getirdim. Tamam. Senden şunu isteyeceğim. Böyle. Körtez'i ört istiyorum. Evet atalım. Körtez'i 4. Zorluğun 4. Adamın kişiliğini düşündüm de bir. Hani neye artı neye eksi alıyordur falan filan hesapladım. Fazla başarı bir şey getirecek mi? Getirir. Sadece ne kadar şey getireceği değişir. Şöyle diyeyim. Yani yaptığın şeyi daha başarılı yaparsın. Tamam şöyle. Ama stres aldığına değer mi? Değer ya. Bunda 1, 2, 3, 4 başarın bir fırsatın. Yok 1, 2, 3, 4, 5 başarın bir fırsatın. Bir, evet. 2, 3 stresin mi var? Evet. Bir şeyle benden 2 stres. Ha, onu kaldıramıyorum. 1 kaldırabilirsin. Topraktasın. Evet topraktayım. Şey yapacağım. Bir tane kaldıracağım. 2 tane alacağım. Tamam. Şöyle sen adamla konuşuyorsun. Adam biraz başta şey oluyor. Hani biraz sinirlendiğini fark ediyorsun. Mia ailesine böyle sanki biraz laf ediyormuşçasına hissediyor. Yani şey, imparatorluk ailelerinin onuruna karşı çok savunmacı birisi olduğunu fark ediyorsun. Hı hı. Ama kelimelerini güzelce kullanaraktan ve hani sakince, yavaşça konuşarak art bir niyetin olmadığını iletiyorsun arkasında. Sadece tedbirli olunması gerekiyor. Yani Mia ailesinin Mia ailesine sadece özellikle güvensizlikten çok genel olarak bir güvensizliğe sahip olunması gerektiğini falan iletiyorsun. O noktada senden nefret etmiyor bu adam. Ama sana yani sana çok şey pozitif de bakmıyor, negatif de bakmıyor. Sadece şey diyor. Kiharu şey diyor işte mesajlarımızın arasına daha az boşluk koyacağız kelimelerimizin arasına diyor. Ondan sonra sen istediğin şeyi bir yere kadar başarıyorsun. Daha çok tedbir alacaklarını düşünüyorlar. Sen şimdi buradan sonra otomolarla görüşmeye gidiyorsun. Şimdi bir ara verelim mi? Tamam olur. Otomolarla görüşmeye gitmeden bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra buradayız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Geleceğiz.